Bu videoda periyodik sistemin özelliklerini inceleyeceğiz ve elementlerin sınıflandırılmasını yapacağız. Burada gördüğünüz kavramları tek tek açıklayacağız. Periyodik sistemdeki sütunlara grup diyoruz. Periyodik sisteme bakarsak buradaki elementlerin tamamı aynı sütunda. Yani aynı grup elementleri. İlk grup olduğu için buna grup 1 diyoruz. Bu elementlerin tamamının aynı grupta olduğunu görüyoruz. Tüm bu elementler de aynı grupta. Buna da grup 2 diyoruz. Grupları bu şekilde numaralandırmaya devam edebilirim. Grup 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yandan devam ediyoruz. 13, 14, 15, 16, 17 ve son olarak 18. Grupları belirtmenin bir yolu bu şekilde numaralandırmaktır. Grupları belirtmenin bir yolu daha var. A grubu B grubu sınıflandırması yapmak. Grup 1 1A olarak Grup 2 2A grubu olarak belirtilir. 3 ve 12. sütunlar arasındaki elementler B grubu elementleridir. Şimdilik geçiyoruz. Grup 13'ten devam edelim. Grup 13 3A grubu 4A 5a, 6a, 7a ve son olarak 8a. Grupları belirtmenin bir diğer yolu da bu. Değerlik elektronlarını belirtmek için kullanışlı bir yöntemdir. Şimdi periyotlara bakalım. Periyodik sistemdeki yatay sıralara periyot denir. Birinci periyoda bakacak olursak hidrojen ve helyum var. İkinci periyoda baktığımızda lityum, berilyum, bor, karbon, azot, oksijen, flor ve neon ikinci periyot elementleri. Periyotları bu şekilde belirtmeye devam edelim. Üçüncü periyot, dördüncü periyot, beş, altı. Şunu da hatırlatayım, yerimiz yeterli olmadığı için buradaki periyodik sistemde elementlerin tamamını görmüyorsunuz. Zaten bize gerekli olanlar da burada. Şimdi metalleri incelemeye başlayalım. Önce alkali metaller. Periyodik sistemde metalleri kırmızı ile belirteceğim. Alkali metaller birinci grup elementleridir, yani 1A grubu metalleridir. Lityum, sodyum, potasyum ve bunlar alkali metal elementleri. Alkali metaller yumuşak ve parlak metallerdir, tepkimeye girme eğilimleri oldukça fazladır, yani aktif metallerdir. Elementler gruplar halinde sınıflandırılırken benzer özellik gösterenler alt alta gelecek şekilde dizilirler. Bu nedenle aynı grup elementlerinin kimyasal özellikleri benzerdir. Alkali metaller için de durum böyle. Örneğin tüm alkali metaller suyla tepkime verirler. Bir de alkali metaller çok aktif metaller oldukları için doğada serbest halde yani element halinde bulunmazlar. Doğada sodyumu element olarak bulamazsınız. Bu elementler doğada bileşikler halinde bulunurlar. Bir de hidrojenin durumuna bakalım. Hidrojen de bir A grubunda bulunur ama hidrojen alkali metal değildir. Çünkü hidrojen bir A metaldir. Yeşil A metalleri gösteriyor olsun. Yani kısacası bir A grubunda hidrojenin özel bir durumu vardır. Şimdi de toprak alkali metallere bakalım. Bunlar ikinci grup elementleridir ya da 2 A grubu metalleridir. Magnezyum, kalsiyum, stronsiyum, baryum toprak alkali metallerdir. Toprak alkali metaller de aktif metallerdir ama aktiflikleri alkali metaller kadar fazla değildir ve aktif metalleri oldukları için bunlar da doğada bileşikler halinde bulunurlar. Toprak alkali metallerinde kimyasal özellikleri benzerdir. Zaten aynı grup elementlerinin benzer özellikler gösterdiğini söylemiştik. Şimdi grup 3 ile grup 12 arasına bakalım. Grup 3'ten 12'ye kadar olan elementler B grubu metalleridir buradakiler. Metallerin özellikleri nelerdir? Oda koşullarında katı halde bulunurlar. Civa dışında civa oda koşullarında sıvı haldedir. Metaller işlenebilirler. Yani metallere şekil verilebilir. Kırılgan değildirler. Tel ve levha haline getirilebilirler. Örneğin elektrik telleri bakırdan yapılır. Bakır da burada. Ayrıca metaller ısı ve elektriği iyi iletirler. Bunlar metallerin özellikleri. Birçok kitapta da bulabilirsiniz. Şimdi de A metallerin özelliklerine bakalım. Katı haldeki ametaller kırılgandır. Bu nedenle metaller gibi işlenemezler. A metaller ısı ve elektriği iyi iletemezler. Oda koşullarında farklı fiziksel hallerde bulunabilirler. Şimdi bir A metal grubu olan halojenlere bakalım. Halojenler 17. grup elementleridir ya da 7A grubu elementleri de diyebiliriz. Flor, klor, brom, iyot ve astatin. İşte bunlar halojenler. Halojenler en aktif ametallerdir. Renkli ve oldukça aşındırıcı elementlerdir. Halojen demek tuz yapıcı demektir. Metallerle tuzları oluştururlar. Ametallerin neden çok aktif olduklarını elektron dizilimlerinde inceleyerek bir sonraki videoda konuşacağız. İşte bunlar halojenler. Soy gazlar 18. grup elementleridir ya da 8A grubu elementleri. Bunların bazılarını hemen tanıyacaksınız. Helyum, Neon, Argon, Kripton, Xenon, Radon. Bunlar soy gazlar. Renksiz gazlardır ve tepkimeye girme eğilimleri yoktur. Yine bir sonraki videoda elektron dizilimleriyle bu durumu açıklayacağız. Başka ametaller de var, birkaç dakika içinde onları da inceleyeceğiz ama önce fark ettiyseniz periyodik sistemin sol tarafında metal elementleri görüyoruz. Kırmızı ile bir daha belirtelim. Yeşille belirttiğimiz metaller ise periyodik sistemin sağ tarafında yer alıyorlar. Şimdi metal ve ametal elementlerini birbirinden ayıran bir merdiven çizeceğiz. Bor elementinin altından başlayarak aşağıya doğru bir zigzag çizelim. Bu merdivenin yanında bulunan elementlerden bazıları hem metallerin hem de ametallerin özelliklerini gösteriyorlar. Bunlara yarı metaller diyoruz. Şimdi yarı metallere bir bakalım. Yarı metaller, metallere benzerler ama ametallerin özelliklerini de gösterirler. Bor, silisyum, germanyum, arsenik, antimon, tellür. Bazı kitaplar polonyumu da yarı metaller arasına alır, bazıları almaz, yani kitaptan kitaba değişebilir. Bunlar yarı metaller. Hangi metallerin yarı metal olacağıyla ilgili bir açıklama yok ama bunlar bizim yarı metallerimiz. Yarı metallerin en önemlilerinden biri silikondur. Silikon bir yarı iletkendir. Metallere benzediği için iyi iletkendir ama metallerden farkı sıcaklığı arttıkça iletkenliği artar. Yani bu metal metal arasında kalma durumu bazı durumlarda oldukça işe yarıyor. Şimdi de işaretlemediğimiz elementlerin durumunu belirleyelim. Merdivenin altında kalan yarı metallerin solundaki elementler metal elementleridir. Merdivenin sağında kalanlarsa ametaller. Karbon bir ametaldir. Azot bir ametaldir. Oksijen bir ametaldir. Fosfor, kükürt, selenyum ametaldir. Bu merdivenle periyodik sistemde metal ve ametal elementlerini birbirinden kolayca ayırabiliriz. Bundan sonraki videoda elementlerin elektron dizilimlerinden ve geçiş elementlerinden bahsedeceğiz. Görüşürüz.